Merhabalar sevgili öğrenciler, değerli veliler. Benim tercihim programına hoş geldiniz. Ben Milli Eğitim Uzmanı Bekir Kul. Geleceğimizi şekillendiren ve hayatımızda önemli bir rolü olan üniversiteleri ve bölümleri tanıtmayı amaçladığımız benim tercihim programında bugün tıp fakültesini tanımaya çalışacağız. Konuğumuz Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Hocamız Profesör Doktor Ünase Büyükkoçak. Sayın Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bekir Bey size kendim ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili öğrenciler, değerli izleyiciler. Evet Sayın Hocam, malumunuz pandemiden dolayı öğrencilerimiz üniversiteleri çok tanıma fırsatı bulamadılar, bölümleri çok tanıyamadılar. Yine hakeza üniversitelerimiz de kendilerini tanıtamadılar. Biz öğrencilerimizle üniversitelerimizi, bölümleri buluşturmayı, hocalarımızı buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimize sorduk, bir anket düzenledik. Bu anket sonucunda tıp fakültesi çoğu yıllar olduğu gibi, önceki yıllar olduğu gibi en çok tanınmak istenen bölüm, öğrencilerimizin merak ettikleri bölüm. Bizler de sizlere davet ettik, davetimizi icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, bizleri kırmadınız Sayın Hocam. Sayın Hocam programımıza başlamadan önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Öncelikle biz teşekkür ederiz davet için. Ankara doğumluyum. Etlik İlkokulu, Etlik Ortaokulu, Ankara Kısesi'ni bitirdikten sonra 1980 yılında üniversite sınavı o zaman tek aşamaydı. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümüne girdim. Hazırlık aşamasında tekrar üniversite sınavına girdim. O dönem iki aşama oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. 1987 Ankara Tıp mezunuyum. Ben bütün öğrencilerimize mezun oldukları okulu sevgiyle almalarını diliyorum. İnşallah bizim şansımıza onlar da sahip olur ve dönem arkadaşlarıyla bağlarını yıllar sonra koparmazlar. Yine 1987 yılında ilk TUS bizlere nasip oldu. Tıpta uzmanlık sınavıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi bölümüne girdim. 93 yılında uzman oldum. O dönemde anestezinin mecbur hizmeti yoktu ama benim pratisyenken kalan mecbur hizmetim vardı. Mecbur hizmet sonrası özel hastane tecrübem oldu. Daha sonra 2000 yılında Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladım. 2015 yılında oradan emekli oldum. Tüm akademik titirlerimi Kırklareli Üniversitesi'nde aldım. Oraya da bir vefa borcum vardır. Bunu da dile getirmek istedim. 2015 yılında vakıf üniversitesi olan üniversitemize, Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezyoloji ve Reanimasyon bölümüne başladım. Branşım anestezyoloji ve reanimasyon. 2018 yılında da dekan olarak atandım. O tarihten bu yana Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktayım. Anlaşmalı hastanemiz olan Ankara Liv Hastanesi'nde de anestezyoloji ve reanimasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. Evet Sayın Hocam. Bizi farklı mecralardan izleyen öğrencilerimiz de var. Üniversite adayı değerli öğrencilerimizin soruları da olacak. Onları da akışa uygun olarak ben sizlere ileteceğim Sayın Hocam. İlk sorum tıp fakültesinin amacı, kapsamı nedir Sayın Hocam? Aslında bilinen bir bölüm, talep edilen bir bölüm daha doğrusu. Belki içeriğini çok öğrencilerimiz bilmiyorlar. Neyle karşılaşacaklar onun da farkında değiller. Bu anlamda onlara yardımcı da olmak gerekiyor. Tıp fakültesinin amacı, kapsamı, bölüm hakkında genel olarak bilgi verebilir misiniz Sayın Hocam? Tabii ki tıp fakültesi tıp doktoru yetiştirmektir, hekim yetiştirmektir. Bizim bölümümüz 6 yıllık, yani lisans ve 6 yılda olduğu için yüksek lisans bitirmesi oluyor. 6 yıllık eğitim sonrası birinci basamak sağlık hizmeti verebilecek düzeyde olmalarını hedefliyoruz. Tabii tıpta eğitim bitmiyor. Bu işe girdikten sonra ömür boyu eğitim güncellemek gerekiyor doktor adayının ve doktorun kendisini.
Daha sonra Mecbur Hizmet var. Bu da bir yerde istihdam sorununun yaşamadığımızı gösteriyor. Sonrasında tıpta uzmanlık sınavı var. Eğer doktor adayı ya da doktorlarımız bir branşta hizmet vermek ister, özelleşmek isterse tıpta uzmanlık sınavına giriyor. Tıpta uzmanlık sınavı merkezi sistemle üniversite sınavı gibi yapılıyor. Oradaki aldığı puan ve tercihlere göre de araştırma görevlisi oluyor. Bu branşlara göre değişebiliyor süresi. Daha sonra bunun da mecbur hizmeti var. Ana branş üzerine yan dal yapabiliyor. Yan dal uzmanlığından sonra da mecbur hizmet var. Bizim her bitirişlerde mecbur hizmeti oluyor. Bunun avantajı istihdam sorunu yaşamaması. Tıp fakültesi bazında konuşursak, aslında burada izin verirseniz biraz da kendi üniversitemizden bahsetmek istiyorum. Oradan bahsettikçe de fakülte detaylarını irdeleyebiliriz. Bizim üniversitemiz bir sağlık üniversitesi, ortak akıl üniversitesi. 2013 yılında açıldı. Biz ilk öğrencilerimizi 2015 yılında 51 öğrenci olarak aldık. Şimdi onlar 5. sınıfı bitirdi ve bu sene internliğe başlayacak. Yani biz seneye tıp fakültesi mezunu vereceğiz. İlk 3 yıl temel tıp bilimleri. Bunun içinde tabii ilk 3 yılda hekimliğe uyum programları da var. Klinik beceri eğitimi, kanıta dayalı tıp, probleme dayalı öğretim gibi hekimliğe uyum programları var. 3. sınıfta kliniğe giriş uygulamaları var. Eğitim sistemimiz hibrit dediğimiz sistem, entegre artı programa dayalı öğretimin birlikte olduğu bir sistem. 3 yılın sonunda 4 ve 5. sınıflar staj yılları. Tıpta da böyle zaten bütün standart. Stajyer kliniklere gidiyorlar. Klinik uygulama dersleri alıyorlar. Biz anlaşmalı ve afiliye olduğumuz hastanelere gönderiyoruz öğrencilerimizi. 6. sınıf ise internlük, aile hekimliği ya da biraz önce dediğim gibi bunları birinci basamak sahada çalışabilecek konuma getirecek düzeyde pratik, teorik eğitimler veriyoruz. Ama 6. sınıf bu doktor adayları olduğu için biraz daha özellikle ücret konusu, iş sağlığı, güvenliği gibi staj dediğimiz klinik uygulamalardan biraz daha öte bir eğitim. Az yılın sonunda ister mecbur hizmete gidebilir, tıpta uzmanlık sınavına girebilir, kendine bir branş seçebilir. Bu şekilde yoluna devam edecek. Evet. Sayın Hocam, biraz da ders içeriklerinden bahsedelim arzu ederseniz. Bazen soruluyor, öğrencilerimiz soruyor. Benim ezberim çok iyi değil. Tıp fakültesinde devamlı ezber mi yapacağız? Bu devamlı olarak böyle kalın kalın kitaplar mı okuyacağız gibi sorular da geliyor. Birinci sınıftan itibaren mezun oluncaya kadar öğrenciler hangi içeriklerle muhatap olacaklar? Ezber şart değil kesinlikle, fakat görsel hafıza çok önemli. O onların derslerde ilerlemesini kolaylaştırabilir. Fakat önce temel tıp, liseden aldığı eğitime zaten sayısal puanla geliyorlar. O eğitime yakın biyoloji, biyofizik, histoloji, anatomi dersleri alıyorlar ilk yıllarda. Daha sonra buna tabii tıbbi farmakoloji, tıbbi mikrobiyoloji, bu dersler ekleniyor. Ezber şart değil ve burada zaten fizyoloji, patoloji, fizyopatoloji çizgisinde giderse eğer bunun üzerine klinikler ekleniyor. Ve hep bir mekanizma var. Aslında bir yerde de mantık var. Bir mekanizmanın üzerine koyarak gidiyor. Ezber olması gerekmiyor. Zaten sonrasında sistem oturuyor. Bir de pratik yaptıkça onun sahadaki kısmını görüyor. Ezber şart değil kesinlikle. Bu şekilde. Evet. Sayın Hocam, yabancı dil meselesi çokça gündeme getiriliyor. Öğrencilerimiz de çok bunu soruyorlar. Yabancı dil ne derece önemli? Tabii mesleki İngilizce aslında kastedilen. Ne kadar önemli? Siz bölüm olarak, üniversite olarak nasıl bir yabancı dil imkanı sunuyorsunuz eğitim anlamında? Buyurun hocam.
Şimdi bizde İngilizce tıp programı henüz oluşturulmadı. Türkçe tıp. Fakat bu tıbba özgü değil. Her branşta artık dil şart. Özellikle en yaygın dil olarak da İngilizce. Ne kadar iyi yabancı dil olursa ilerlemesi daha kolay. Tabii ki şu anda geçmiş yıllara göre Türkçe kaynaklara çok rahat ulaşılabiliyor. Türkçe kaynak çok fazla. Fakat tıp sürekli ilerlemesi gereken bir branş. Dünyada olup bitenin farkında olması gerekir. Yaşadığımız pandemi ortada. Biz bunu hem Türkiye hem dünya verileri, dünya literatürü çapında izliyoruz. Webinarlar oluyor. Bütün bunlara adapte olabilmesi için dil şart. Ama Türkçe tıp programı olan bir fakültede İngilizce ilk yıl temel İngilizce olarak veriliyor. Daha sonra mesleki İngilizce oluyor. Bir de bizim tıpta çok Latince terim var. Latince terimlerle o kadar içli dışlı oluyor ki mezun olduğunda standart bir okulu bitiren bir tıbbi makale okuyabilecek düzeyde. Ama bu yetmez. Çok iyi bir İngilizce, bu mühendislik de olsa, sosyal bilimler de olsa zaten gereken, işin doğasında olan bir durum. Tıpta da en kısa sürede bu İngilizcelerini halletmelerini öneririm. Ne kadar iyi bilirse o kadar rahat ilerler. Evet, teşekkür ederiz Sayın Hocam. Yine Erasmus ve diğer değişim programları üniversitelerin uluslararası hale gelmesi, uluslararasılaşması anlamında çokça sorulan diğer hususlar, konular. Siz bölüm olarak ne tür imkanlar sunmaktasınız öğrencilerimize? Yani öğrencilerimiz sizin bölümünüzü tercih ettiklerinde uluslararası alana nasıl açılacaklar? Bu çalışmalar başladı. Bizim uluslararası Bologna süreci olsun, Mevlana olsun, Erasmus bunlar başladı. Hem öğrenci alımı hem bu kanallarla dışarı gitmesi olası olacak kesinlikle. Bu uluslararası olmak öğrencilik aşamasında başlaması zaten çok güzel bir şey. Biz buna fazlasıyla teşvik ediyoruz. Çalışma yaptırarak, onlara projeler hazırlatarak, makale sunular hazırlatarak ama bu uluslararası platformu da açmış durumdayız. Evet. Her mesleğin kendine göre hususiyeti var, özelliği var Sayın Hocam. Siz de bunu müşahede etmişsinizdir eğitim hayatı, üniversitedeki öğretim üyeliğiniz boyunca. Cidden bazı öğrencilere tam tabiri caizse oturuyor meslek. Bu anlamda şunu sormak istiyorum. Şu özelliklere sahip öğrenciler bizim bölüme gelirlerse daha hızlı ilerlerler, daha başarılı olurlar gibi şeyler söyleyebiliyor musunuz? Yani aslında sizin bölümümüzü tercih edecek öğrencilerden öncelikle beklenen nitelikler nelerdir? Tabii mutlaka siz belli bir eğitimden sonra bu nosyonu veriyorsunuz, bu nitelikleri kazandırıyorsunuz ama şu özelliklere sahip öğrenciler gelirse daha mutlu olurlar demek mümkün mü? Öncelikle istemeleri lazım. Biliyorsunuz bir dönem aile baskısı oluyor. İşte anne baba istedi geldi oluyor. Çok istemiyor öğrenci. Ya da tıp cazip oluyor. Ben belki öğrenci ilgisini çekerdi. Özellikle vurguladım elektrik elektronikten tıbba geçtiğimi. Çünkü o 80'li yıllarda ki gayet yüksek bir puanda değişik de gelebilir ama mühendislik ve tıpta hani yapabileceğimi düşündüğüm bölümlerde bana iyi ki açıkta kalmadığı şeklinde yaklaşım vardı ki o zaman bir sürü tıptan çok daha yüksekti o aldığım puan. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki çok cazip bir meslek olduğu nedeniyle aileler isteyebiliyor, yakınlar isteyebiliyor. Öncelikle kendisinin istemesi lazım. Bir de ben tıbbı yapabilir miyim gibi bir korku oluyor. Neden yapılmasın? Kesinlikle yapar. Aklında varsa, heves ediyorsa yapmalı. Onun dışında tabii ki seçeceği branşa göre bizim klinik branşlarımız da var, araştırma branşlarımız da var. Sosyal olarak ya da hani hasta ilişkisi bazında onu arka plana atarsa araştırma bölümlerine kayabilir. Çok güzel araştırma sahaları var. Preklinik bölümler var. Yani klinisyen olmak durumunda değil ya da cerrah olmak durumunda değil. O nedenle çok bir özellik tabii ki iletişim çok önemli. Davranışsal yönü, sosyal yönü, hastayla
empati sempati kurabilmesi, ama çok sosyal olması tabii ki güzel bir özellik, ama tıbbı isteyen birinin bunları kendisi negatif görerek geri adım atması doğru değil, öyle düşünüyorum. Tabii bizim burada hani sağlıkta şiddet ya da malpraktis onların gözünü çok korkutuyor, ama temelden başlayarak aşama aşama ve o ortama girdiği zaman dışındaki kadar olay kötü değil. Bunu belirtmek istiyorum. Evet Sayın Hocam, özellikle istihdam meselesi de çok soruluyor. Aslında biz biliyoruz ki şu anda tıp fakültesi mezunlarının böyle bir sorunu yok. Mezun oldukları zaman kolaylıkla iş bulabiliyor, hatta iş onları buluyor. Gelecek açısından da böyle mi ilerleyecek, devamlı böyle mi olacak? Bu bir. İkincisi, tıp fakültesi mezunu bir öğrencinin önünde hangi seçenekler var? Yani kamu olabilir, özel olabilir ya da akademide devam edebilir. Uluslararası boyutu vardır tabii bunun. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tersten başlayayım. Şimdi uluslararası boyut çok güzel, ama biz onları kaybetmek istemiyoruz. Diğer meslek gruplarında olduğu gibi ciddi göç kaybı var. Çok kıymetli öğrencilerimiz ya da daha sonrasında çok kıymetli doktorlarımızı kaybedebiliyoruz. Göç kaybı bizi üzen bir şey. Beyin göçü kaybı. Tıp fakültesini bitirdikten sonra seçenekler şunlar, özel olabilir tabii ki, ama mecbur hizmeti var. Mecbur hizmetin olmasının artısı istihdam sorunu yaşamamaları. Fakat tıpta uzmanlık sınavı var. Merkezi bir sınav. Bizden önceki dönem bu klinik bazında sözlü mülakat şeklinde yapılan bir sınavdı. Araştırma görevlisi olabilmek için. Şimdi tıpta uzmanlık sınavında aynı üniversite sınavı gibi bu teorik sınavda gösterdiği başarıya göre her branşa girebiliyor. Tabii kadro durumu önemli. Hani ne kadar asistan kadrosu açıldıysa. Burada da hani bazı branşları bilmeden girebiliyor. O branşta pratik yapmaya başlayınca asistanlık yönünden sonra değiştirmeyi düşünebiliyor. Ama 6 yıl süresince 3. sınıftan itibaren kliniklere gidiyor. Kendisine bir fikir oluşabilir öğrencinin. Hani hangi branşı ben daha iyi yapabilirim diye. Kesinlikle gelecek problemi yok. Fakat hedefi yüksekse hedefine ulaşması ya da mutlu olması, mutluluk kriteri, mutluluk seviyesine ulaşması soru işareti olabilir. Ama mecbur hizmete gidecek zaten. Ne bitirse mecbur hizmete gidiyor bizim tıpta böyle. Özelde çalışabilir, tıpta uzmanlığı kazanır, yurt dışı düşünebilir. İstihdam problemi kesinlikle yok. Evet Sayın Hocam, izleyicilerimizden gelen sorular da aslında biraz değindiniz. Zorunlu hizmet sorulmuş. Zorunlu hizmet ne zaman yapılıyor? Zorunlu hizmet ne kadar sürüyor? Yine uzmanlık meselesi de sorulmuş. TUS gibi sınavlar yine sorulanlar arasında. Bunları cevaplayabilir miyiz Sayın Hocam? Tıpta uzmanlık sınavı bizim öğrencilerin özellikle son yıllarda çok ciddi hedefler oluyor. Hatta bu onların biraz klinikten uzaklaşmasına da sebep oluyor. Hep tıpta uzmanlık sınavına endeksi bir hayata dönüyor. Aynı lise sonlarda üniversite sınavına endeksi bir hayatlar olduğu gibi. Biz tıp eğitiminde ulusal çekirdek eğitim programı dediğimiz bir sistem kullanıyoruz. UÇEP 2014'te çıktı. 2020'de tekrar güncellendi, revize edildi. Ders programında %70 UÇEP'e uymak zorundayız. %40-30 kendi üniversite bünyesinde yapabiliriz. 2020'de özellikle gündemde olan bu UÇEP'in tıpta uzmanlık sınavıyla örtüşebilmesiydi. Ve tıpta uzmanlık sınavının UÇEP ders programı doğrultusunda olması hedefleniyor. Yani bu öğrencinin tıpta uzmanlık sınavındaki başarısını arttıracak. İkinci konu mecbur hizmet yıllara göre değişebiliyor. Fakat işte önce de bahsettiğim gibi ben tıp fakültesini bitirdiğimde anestezi çok daha az yani asistan ihtiyacı olan bir branştı ve bize mecbur hizmet koymamışlardı. Pratisyenlik de vardı.
Mecbur hizmet 2 yıl kadar olabiliyor. Fakat bu devlette ne kadar çalıştıysa ve gittiği bölgeye göre süresi değişebiliyor. Daha önceden devlette çalıştı ya da daha az gelişmiş bir bölgeye giderse mecbur hizmet süresi kısalabiliyor. Evet. Yine başka bir izleyicimiz mezun olunca direkt başvuru atamayla aile hekimi olabiliyor muyum diye sormuş Sayın Hocam. Olabiliyorlar, evet. O bir prosedür var, olabiliyorlar. Evet, yine TUS'ta İngilizce şartı var mı diye bir öğrencimiz sormuş. Tıbbı bitiren bir kişi tıptaki TUS'taki o İngilizceyi yapabiliyor. Dediğim gibi Latince terimlerle çok iç içe bir eğitimimiz olduğu için tıpta uzmanlık sınavında tıp fakültesini bitirip İngilizceyi halledemeyen yok diyeyim ben. Evet, başka bir izleyicimiz diş hekimliği ve tıp fakültesinin ilk senesinde aynı eğitimler mi alıyoruz diye sormuş. Çok benzer eğitimler oluyor. Hatta şimdi sistem biraz değişiyor. Eczacılık, diş hekimliği, tıp fakültesi. İlk yıllarda yatay transferler olabiliyor. Bizim zamanımızda bu yoktu. Ama kliniklere gittikçe tıpla diş ayrılıyor. Evet. Sayın hocam, başka bir soru. Bölümün diğer bölümlerle ilişkileri, çift ana dal ve yan dal imkanları. Bunu biraz daha açabiliriz. Buyurun Sayın hocam. Tıp fakültesinde 6 yıl tıp okunuyor. Çift dal, ana dal, yan dal yok. Daha önce söylediğim gibi 4 yıl lisans, 2 yıl da var. Biz yüksek lisans şeklinde mezun oluyoruz. Evet, teorik olarak mümkün olsa bile pratikte de çok mümkün değil. Yoğun bir eğitim alıyorlar. Değil mi Sayın Hocam? Evet. Şöyle olabilir. Eğitim süresince bazı sertifikasyon programları olabilir. İşte yurt dışına gidebilir. Mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık sınavı ya da doktora ile bir branş yaptıktan sonra onun üzerine yan dal yapabiliyor. Yani Evet. uzmanlık öğrencisi olduktan sonra yan dal yapabiliyor. Ama tıp fakültesi eğitimde öğrenciyken mezuniyet öncesi eğitimde bunlar yok. Evet, başka bir izleyicimiz İngilizce tıp okumak mı daha iyi olur yoksa Türkçe okumak mı diye bir soru sormuş ama bilmiyorum. Bunu size sormak ne derece doğru? Çünkü Yok yok söylerim. buyurun buyurun hocam. Buyurun hocam. Şimdi şöyle biz çok kısa bir zamanda İngilizce tıp programını oluşturacağız. İngilizce tıp programının puanları daha yüksek. Şöyle bir açıklama yapayım. Soran öğrencimize yardımcı olur belki. Hani empati yapmış olurum. Ben doçentlik sınavına çalışırken tabii yabancı kaynaklardan çalışıyoruz. Bana kıdemlerim özellikle ikaz ettiler. Biraz Türkçe kaynak oku. Çünkü sözlü sınavda doçentlik şimdi online. Sözlü sınavda konuşurken kullandığım terminoloji çok İngilizce ya da çok Latince olmasın. Türkçe kaynaktan çalış demişti. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Tabii soran öğrenci de mutlaka öyle düşünmüştür. Hizmet verdiğimiz popülasyon Türkçe konuşan yani Türk insanına hizmet veriyoruz. Hastalarımız Türk. Bunlarla diyalog kurarken nasıl olacak diye ben çok zor olacağını düşünmüyorum. Hani çünkü İngilizce tıpta artık tıbbi İngilizceyi çok iyi kavramış oluyorsunuz ve mezuniyet sonrası da ufkunuz daha geniş oluyor. Daha dışarı açılabilirsiniz. Yani o bir korku olmamalı. İngilizce tıpı kazanabilirlerse İngilizce tıp olsun tabii ki niye olmasın? Evet Sayın Hocam, başka bir soru da TUS'la ilgili. TUS sınavına girenlerin yüzde kaç uzman olabiliyor diye bir oran istemiş ama bilmiyorum bu oran sizde var mı? Bildiğim kadarıyla TUS kazandırmak tıp fakültelerinin aslında bir ölçü mü? Başarı ölçüsü mü hocam? Evet, şimdi şöyle tıpta kaçıncı sırayı aldınız? Kaç öğrenciniz
TUS'a girdi. Bu bir başarı kriteri. Aynı lise ya yani orta öğretim sonrası bir okulun üniversite sınavına giriş yüzdesi gibi tıpta uzmanlık sınavına giriş bir başarı oluyor. Fakat çok değişken var. Tıpta uzmanlık sınavı için verilen araştırma görevlisi kadroları bakanlıktan ve yüksek öğretim kurumu ama örneğin bir branşta çok ihtiyaç yoksa oraya verilen araştırma görevlisi kadrosu az. Dolayısıyla o branş şu kazanmak zor olabiliyor. Türkiye'deki branş ihtiyacına göre tıpta uzmanlık sınavındaki araştırma görevlisi kadrosu belirlendiği için bu başarı yüzdesini değiştirebiliyor. Ama bir üniversite ne kadar çok tıpta uzmanlık sınavında öğrenci sokarsa o onun için bir başarı indeksi kesinlikle. Öyle oluyor şu andaki durum budur. Evet. Staj meselesi özellikle tıp, hemşirelik, ebelik gibi pratik yönü kuvvetli olan bölümlerde çok öne çıkıyor. Siz bu anlamda öğrencilerimize ne tür imkanlar sunuyorsunuz? Üniversite içinde ve dışında olmak üzere bu soruyu cevaplayabilirsiniz Sayın Hocam. Buyurun. Staj klinik uygulamalar. Bu yaşadığımız pandemi süreci bizi çok değişik dünyalara götürdü. Çok değişik tecrübeler edinmemizi sağladı. Biz tıbbın hep yüz yüze öğretim olması, hani, yıllar önce bunu söylesene inanmazdık. Yani tıbbın uzaktan erişimli olup olamayacağı. Pandemi sürecinde bunu gördük. Yani uzaktan eğitimin ne tıbbın olabileceği, yüksek öğretim kurumundan gelen üniversitelerin %40 kadar uzaktan erişim dijital sistemle yapabileceği, yani en az 10, %40'a kadar çıkabilecek. Yani pandemi süreci devam etmese bile bizim düşüncemiz hibrit bir sistem. Yani biraz uzaktan eğitim, biraz klinik uygulama. Tıp kesinlikle klinik uygulamasız olmaz. Tamam, derslerin bir kısmı uzaktan erişimli olacak ama mutlaka hastaya dokunacak, hastalığı görecek, ameliyata girecek, hastayı dinleyecek, laboratuvarlara girecek, mikroskobu görecek, orada preparatı irdeleyecek, simülasyonları yapacak, maketler üzerinde çalışacak. Yani bize staj, pratik uygulamak kesinlikle çok önemli. Fakat yaşadığımız süreçler bazı derslerin uzaktan erişimli olacağı yönünde. Biz de bunun mümkün olduğu kadar kalan yıllara yayarak yani 4-5 staj, 6 internlük buralarda eritmeye çalışacağız. Anlaşmalı olduğumuz hastaneler var. Bu bir avantaj üniversitemiz için. Yelpaze geniş, değişik portföyler olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan, aile hekimliğinden, aile sağlığından buralardan da destek alarak öğrencilerimizin klinik uygulamalarını sürdürüyoruz. Evet. Sayın Hocam, bildiğim kadarıyla Yüksek Öğretim Kurumu ve Sağlık Bakanlığı'nın bazı şartları var. Tıp fakültesi açabilmek için hemşirelik, ebelik, diğer sağlık bilimlerine ilgili alanlarda bölüm alıp açabilmek için. Bu kapsamda bir öğrencimizin bir sorusu da var aslında. Çok samimi bir soru. Düşük puanlı tıp ile yüksek puanlı tıp arasında çok büyük farklılıklar var mıdır diyor. Eğer bu sınav bir kalite göstergesi ise bu bir kalitedir. Biz tabii düşük puanlı olsun istemeyiz. Ama bir standart var değil mi Sayın Hocam? Tıp fakültesi açabilmesi için üniversitenin. Üniversite tabii ki tıp fakültesi açabilmesi için asgari koşulları var. Kesinlikle o asgari koşulları sağlayacak ve akademisyen kadrosu çok önemli. Her bölümden belirlenen bir akademisyen sayısı var. Alacağı öğrenci sayısına göre, örneğin ilk 60 öğrenci için bir liste var. İkinci 60 öğrenci için bir liste var. Mekan, laboratuvar. Bu koşulları sağlamadıkça fakülte açamaz. Biz 2015'te tıp öğrencisi almaya başladık. Bizim 4 tane laboratuvarımız var, 2 tane kadavramız var. Bunlar zaten YÖK tarafından belli aralarla denetleniyor. Hani açılsa bile idame edemez. Belli bir standart sağlamadıkça da tıp fakültesi açılamaz. Hem akademik kadro olarak
hem mekan olarak hem altyapı olarak sağlamak zorunda. Bunun bir formatı var. Evet. Yine başka bir izleyicimiz, tıp mezunları ünvan olarak doktor, ünvan olarak da doktor mu? Yani doktora yapmasa dahi bilim doktorudur diyebilir miyiz? Ya da uzmanlık mı doktora yapmak oluyor diye biraz karıştırarak sormuş ama Sayın Hocam. Şimdi şöyle 6 yıl olduğu için yüksek lisans. Yani bizim mezuniyetiniz ne diye sorarlarsa lisans değiliz. Biz yüksek lisansız. Ve bitiren herkes doktor, tıp doktoru. Okuldan mezun oldu, tıp doktoru. Tıpta uzmanlık sınavına girdi ya da doktora yaptı, doktora açılan bölümler. O zaman bu ona bir titir katıyor. Doktora ayrı bir şey. Fakat biz tıp doktoru olarak mezun oluyoruz. Tıpta uzmanlığı kazanmasa bile. O zaman tıpta uzmanlığı kazanınca uzman doktor oluyor. Bir de yanına bir branş geliyor. Evet. Örneğin benim branşım anesteziyoloji ve reanimasyon ama ben ilk mezun olduğumda bir tıp doktoruydum. Evet. Başka bir izleyicimiz istihdamla ilgili bir soru sormuş. 2024 yıllarında yapılan projeksiyonlara göre Türkiye'nin doktor ihtiyacının biteceği söyleniyor. Bu söylenti ne kadar doğru demiş. Böyle bir öngörü var. O zaman da yine planlar var. Yani meclis hizmet kalkabilir ama işte bitirme puanına göre ya da seçenekler. Şimdi doktor sayısı ve tıp 100 küsür tıp fakültesi ve 100 bin civarında doktor var. 2024'te nüfusu oranladığımız zaman tıp doktoru ihtiyacının olmayacağı düşünülüyor ama o zaman işsiz kalacaklar diye bir kavram yok. Neden? Nüfus artacağı için. O nüfusa göre doktor sayısı artsa da tıp çok değişik ilerliyor. Yani tıpta ilerleyebileceği kendine yol bulmaması mümkün değil. Bir sistem problemi meclis hizmet olmayabilir ama başka yollar olacaktır. Evet, aynı zamanda son dönemdeki sağlık politikalarından hareketle ülkemiz aslında sağlık turizmini de geliştirmeye çalışıyor. Bir anlamda uluslararası sahada da gelişim gösteren imkanları var tıp mezunlarının. Bu anlamda ben de size katılıyorum Sayın Hocam. Bu anlam daha çok kişiye bağlı, mezun öğrencimize bağlı, farklı alanlarda ilerleyebilir. Yine bakıyorum Sayın Hocam. Burada ben Bekir Bey bir şey sormak Buyurun, istiyorum. buyurun. Türkiye'deki tıp eğitiminin kalitesi kesinlikle çok iyi. Dünya standartlarında. Ben bitirdiğim üniversite ve diğer üniversite tecrübem ya da 32 yıllık doktor olduğumu düşünürsek kesinlikle tıp eğitiminin kalitesi çok iyi. Eski yıllar kadar yurt dışına hasta gönderilmiyor. Teknolojik olarak da çok iyiyiz. Bunu da söyleyeyim. Medikal ya da paramedikal nedenle yurt dışına gittiğimde bir sürü ülkeden geri kalmadığımızı gördüm. Hani teknik olarak çok iyi olduğumuzu, kalite olarak çok iyi olduğumuzu tüm Türkiye için söyleyebilirim. Hani başkent için, Ankara için söylemiyorum. Hani bunu öncelikle söyleyeyim. Tıbbın kalitesinden şüphe etmesinler. Evet. Sayın Hocam, ben sorularımı tamamladım. Zamanımızın da sonuna geldik. Bize ayrılan zamanın sonuna. Bizim sormayı unuttuğumuz, değinmediğimiz ya da sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bir husus var mıdır? Son mesajınızla birlikte alabilir miyiz? Tabii ki. Ben öğrencilerimize şunu soruyorum. Akıllarında varsa yaparım, yapamam ya da ailesinde, yakınlarında doktor olup hani onların sıkıntılarını gördüğü için negatif düşünenlere akıllarında varsa tıbbı yapmalarını öneriyorum. Ama şu var, tıpta okumak bitmiyor. Tıpta mesai yok. Bir sanat hakikaten ve yaşam tarzı. Klinisyen olmasanız dahi 24 saatiniz tıpla meşgul ve de teknoloji, çok iyi teknoloji. Tabii ki önce anatomi, fizyoloji bilerek gideceğiz.
fizyopatoloji falan, ama sonrasında teknolojiyi, gelişmeleri çok iyi takip edeceğiz. Bitmeyen bir yol ama çok özel bir meslek. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Eminim verdiğiniz bilgiler üniversite adayı öğrencilerimize rehberlik edecektir, yol gösterecektir. Kendi adıma, kurumum adına bizleri izleyen öğrencilerimiz, üniversite adayı değerli öğrencilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bu bölümde tıp fakültesini ele aldık. Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Hocamız Profesör Doktor Münasi Büyükkoçak Tıp Fakültesi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Sizden gelen soruları ayrıntılı olarak cevapladı. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum.